Türkiye'de tekstil sektörü ne durumda? Tekstil sektöründe üretim yaparken nelere dikkat edilmeli? Tekstil ürünlerinin ihracatı nasıl oluyor? Merak edilen tüm bu sorular ve çok daha fazlasını işletmeci Emine Kılıç anlatacak az sonra. Evet, iyi ki varsın. Aslında Büşra'nın önerisi bölümüyle devam ediyor. Sevgili Emine Kılıç, benim de çok sevdiğim arkadaşım senelerdir. Çok güzel dostluklarımız var kendisiyle. Nasılsın? İyiyim, Allah'a şükür. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Burada böyle karşılaşmak daha böyle şey oluyor, mesafeli. Hukukumuz bir de çok eskiye dayandığı aynen, için. Aynen, kesinlikle. Emine, nasıl başladın senin hikayeni? Ben biliyorum ama ekranların başındaki seyircilerimiz bilmiyor. İlk ev hanımlığıyla başladım. Hatta ilk satış yaparken networking sistemiyle başlamıştım. Sonrasında bunu biraz daha bir tık profesyonel nasıl yapabilirim derken Facebook'tan, Instagram'dan satışa başladım. Sonrasında üretime geçtik. Evet. Normalde aslında ev hanımıydın. Evet. Sonrası nasıl oldu? Yani nasıl karar verdin bu işe başlamaya? Şimdi ekranların başındaki bana göre her hanım, işte eli tutan, bir şeyler yapabilen herkes gerçekten hayallerinin peşinden koşması lazım. Ve gerçekten bir şeylerle ev ekonomisine katkıda bulunması lazım. Çocuklarımız var, onların belki ilerisi için bir şeyler yapmamız lazım. Bunun için belki sen de bir onlara örnek olmuş olursun ki ben biliyorum senin başarılarını ve nasıl örnek bir hanımefendi olduğunu. Arkadaşım bile demiyorum. Teşekkür ederim. Senden dinleyelim. İlk etapta eşime, aileme, etrafıma nasıl destek olabilirim dedim. Sonrasında satışa başladım biliyorsun. Eminönü'nden eşya alarak, eşarp, çanta, aksesuar, evet, bunları alarak başladım. Bir iki satış yapayım derken maşallah bayağı ilerledi. Ve sonrasında benim bile hayal edemediğim bir boyuta geçti. İyi talep aldık. Sonrasında iyi dönüş oldu. Sonrasında da devam ettik. Hani sağ olsun eşim de destek sağladı bu konuda. Evet. Peki ihracata nasıl başladı? İlk ihracata başlama gibi bir fikrim yoktu. Baktık ilk toptan eşarp satmaya başlayınca biz dedik niye bunu daha profesyonel bir şekilde yapmayalım. Sonrasında eşimin 35 yıllık tekstil tecrübesi vardı. Buna dayanarak biz de üretime geçtik. Ben her zaman diyorum bir ülkeye bir etiket girdikten sonrası kolay. Sonrasında da üretime geçtik, maşallah da iyi gidiyor. Peki hangi ülkelerde varız şu an? 15 ülke, 200 firmaya ürün gönderimi yapmaktayız. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Avusturya, bir de Orta Doğu, Ürdün, Cezayir, Irak, Filistin, buralara gönderim yapmaktayız. Peki ürünlerin tasarımları sana mı ait? Yani şimdi şöyle, birlikte çalıştığımız bir ekip var. Öncelikle modelleri ben belirliyorum. Sonrasında tesettür çerçevesinin dışına çıkmamak şartıyla üretime geçirmiş oluyoruz ürünlerimizi. Yani birlikte ekip çalışması. Daha çok herhalde böyle rahat, günlük. Rahat, basic. Evet, basic ürünler tercih ediyorsun. Evet. Ben izlerken de sosyal medyada görüyorum bunları yani tercih daha ettiğini. Daha çok geniş kalıp tercih ediyoruz. Gördüğünüz gibi mankenlerimizin üstünde hem salaş hem bu. Üstelik büyük bedene kadar ürünlerimizin üretimi olduğundan dolayı daha çok talep görüyor. Avrupa ülkelerinin özellikle büyük beden çok talep görüyor. Peki... eşin başlarken bu ihracat olayına ne gibi tepki verdi? Nasıl karşıladı? Şimdi biliyorsunuz iyimizin toplumumuzda çalışan kadın ilk etapta istenilmez. Hani hem ev ihmal edilir hem çocuklar ihmal edilir düşüncesiyle. Sonrasında da baktı ki bir şeyleri başarıyorum. Biraz da sivri bir karakterim. İnatçı yapım olduğundan dolayı. Baktı ki bir şeyleri başarıyorum. Neden birlikte yapmayalım dedik. Ve sonrasında işte beraber onun tecrübesiyle değinemeyelim. Aslında baktı ki başa çıkamayacağım. Dediğini yapacak. Ve yaptığı yolda da başarılı olacak. En iyisi bari yanında duruyor. Her zaman şunu söylüyorum. Hayallerinizin peşinden koşun. Çünkü siz bir şey istediğiniz sürece gerisi kolay. Peki ihracatı şey başlarken yani en önemli etken neydi? Yani samimiyet bizde çok önemli. İnsanlar çünkü mesafe, insanlarda mesafe çok ve WhatsApp üzerinden iletişime geçiyorlar. Ve birçoğu Türkiye'ye gelemeden sipariş veriyor. Bu da çok önemli bir etken, insanlara güven vermeniz. Bizde güvene dayalı olduğu için çok şükür hani ilerledi. Zaten kulaktan kulağa biliyorsunuz her şey evet, böyle kulaktan kulağa olarak gittiği için öyle ilerledi yani çok şükür. Bir de şunu da görüyorum ayrıca ürün...
verdiğin ve birlikte çalıştığın herkesle arkadaşsın. Şöyle aile kavramı. Evet, aile kavramı. Bugün çay içiyoruz. Bugün şuradayız. Hatta bir sloganımız var. Çaysız olmaz diye. Evet. Bütün müşterilerime de selamlarımı iletiyorum. Her gelenle biz önce şöyle düşünüyoruz. Kimseye ticari bakmıyoruz. Evet, kesinlikle. Soframıza oturan herkesle bir muhabbet. Aile ilişkisi, bizdeki ilişki. Ticari düşündüğünüz zaman gerçekten çok farklı boyutlarda oluyor ama samimiyet her zaman bir insana kazandırıyor. Ben hep bunu söylüyorum. İşte aynı düşüncedeyiz. Ben de hep diyorum ki beraber iş yaptığım herkes benim aileme giriyor aynı zamanda. Evime giriyor, benim ailemden oluyor. Aslında en yakınımız oluyor. O şöyle yüzden oluyor. Belki de evet. Ticari açıdan ikinci planda hep işte. Kimi zaman derdiyle dertleniyoruz, kimi zaman benim sevincimle sevinçleniyoruz. Hani hep birlikte böyle duygularımızı sürekli birlikte yaşıyoruz. Hani bir şey olduğu zaman ona yazabiliyorum, öbürüne yazabiliyorum ve bir muhabbet oluyor aramızda. Bu da samimiyetten kaynaklanıyor. Hep samimiyet. Peki, kazandırıyor. Evet, üretim yaparken nelere dikkat ediyoruz? Üretim yaparken özellikle geniş kalıp olmasını ve tesettür çizgisinin dışına çıkmamak şartıyla ürünlerimizi üretiyoruz. Biliyorsunuz ki hani biz bayanlar biraz daha kalıplı olduğumuz için omuz ve kol boylarına özellikle dikkat ediyoruz. Evet, aslında üzerinde de anlatabiliriz. Şöyle göstereyim. Böyle dönersen canım arkana. Böyle geniş, bol kalıplar çalışıyoruz ki vücut hatlarını belli etmeyecek şekilde. Diğer ürünümüzde de yine bol ve geniş bir kalıpla çalışmış evet. oluyoruz. Aynı zamanda açtığımız zaman da tabii, bol yani, elbise olarak kullanabiliriz bizim, değil mi? Bizim ürünlerin özelliği büyük beden olması. Çünkü Avrupa'da gerçekten büyük beden sıkıntısı var ve Allah nasip ederse daha da büyük bedene geçiş yapacağız Allah'ın izniyle inşallah. Ama bayağı da dönüş oluyor yani. Kumaş olarak nasıl tercihimiz günlük oluyor? Günlük basic kullanılacak kumaşlar kullanıyoruz. Pamuk terletmeyen. Oranı yüksek, terletme yapmayan kumaşlar seçiyoruz. Çünkü gün içerisinde bayağı bir terleme ve yakma olabiliyor. Evet. Mankenlerimize de maşallah bu arada. Kızlarımın maşallah. Aynen, kızlarımızın maşallahı var. Peki ailen destek mi Emine bu durumda? İlk etapta toplum olarak biliyorsunuz ki bizim geleneklerimiz ve görüneklerimizden dolayı. Sen hep diyorsun tipik Gümüşhaneliler. Bayburt Gümüşhane. Yani şimdi ama onlar da öyle gördükleri hani için hani aileden öyle gördükleri için çalışan bayan biliyorsun ki bizim kesimde çoğunlukta olmaz ama ben bir tabuları yıktım. Evet. O yüzden ilk etapta biraz hani çok destek olmadılar ama sonrasında baktılar ki hani düzgün bir şekilde yaptığın sürece aile hayatını etkilemeyecek şekilde evet. yaptığın sürece onlar da sağ olsunlar bayağı bir destek sağladılar. Evet, onu merak ediyorum. Yani o arada nasıl gerçekten tekstilde çok yoğun çalışıyorsun. Ben de işin içinde olduğum aynen. için biliyorum. Çok fazla böyle kafamızı kurcalayan şeyler oluyor. Koşturuyorsun. Belki hiç ummadığın bir zamanda bir düğme için kilometrelerce evet. yol gidiyorsun. Evini etkiliyor mu? Çocuklarını etkiliyor mu? Yani şimdi şöyle, çocuklarla daha kaliteli bir zaman geçiyoruz. Ama artık hani işte aile hayatı o kadar çok bütünleşti ki çocuklar da bu işin içinde artık. Hani bir şey biliyorlar. Her hep şeyden birlikte, haberleri yani, var. Oğlum mesela boş zamanlarında okulda olmadığı zamanlar bizimle çalışıyor. Kızım bile üretim aşamasında fikirlerini beyan ediyor. Onun fikirlerine bile önem veriyoruz. Yani bu iş hayatında da tabii ki aile hayatımı etkiliyor mu? Bazı zamanlarda etkiliyor ama bazı zamanlarda etkilemiyor. Çocuklarla daha kaliteli zaman geçiriyoruz. Bir de büyükler de yakınında senin. Tabii, tabii. Hani onlar da destek veriyordur muhtemelen. Değil mi? Yani, evet. Peki mesela daha şu an ekranları başında seyircilerimiz var. Belki de sen onlara dediğim gibi örnek olacaksın. Onlara ne önerirsin? Öncelikle herkese diyorum ki hayallerinizin peşinden koşun. Evet. Eğer aklınıza bir şey koyduysanız, ailenize, eşinize, etrafınıza bir şeyleri ispat etmek istiyorsanız önce olayı kafanızda bir bitirin. Siz kendiniz istediğiniz zaman yapamayacağınız, başaramayacağınız hiçbir şey yok. Hep bunu söylüyorum. Ama hiçbir zamanda ne yaparsak yapalım dürüstlüğünüzle ödün vermeyin diyorum. Bu gerçekten insanlara kazandırıyor. Samimiyet özellikle insanı çok kazandırıyor. Samimiyetle tabii. yol almaları gerekiyor. Evet. Yani evet, çok meşakkatli yollardan geçilebiliyor. Çok engellerden geçilebiliyor belki. Belki düşüyoruz, belki tekrar kalkıyoruz ama pes etmemek lazım tabii, değil mi? Tabii hiçbir zaman için yani bazen tam böyle modum düşüyor, yapmayacağım, yapamayacağım diyorum. Veya bir yerde bir şey oluyor, demoralize oluyoruz. Sonrasında diyorum ki ya diyorum o kadar emek veriyorsun. Evet. Niye boş bırakasın? Hani evet. Sonrasında tekrardan bir moralin modunu yükseltiyorsun.
tekrardan yani ben de şöyle düşünüyorum. Yani. Ben de şunu diyorum hep mesela işte böyle enerjimin düştüğü tamam ya artık bitti bazen artık olmasın dediğim zamanlarda hep şunu düşünüyorum ya arkamda bir ekip var ve ekmek yiyen insanlar var. O yüzden onları da ben aynı şekilde düşünmem lazım. Bencil olmayacaksın. Sadece evet sen enerjin düştü ya da işte yapamıyorsun bazı şeylerde çünkü kalabiliyorsun. Modumuz düşebiliyor. İnsanlar çünkü hani düşündüğümüz gibi değil. Karşılaştığımız insanlar. Bu durumdayken böyle modumuzun düştüğü zamanlarda diyorum ki ya tamam bitti artık diyorum. Ama sonra düşünüyorum 5 dakika sonra aklım başıma geliyor. Diyorum ki ya arkamda ama ekmek kazanan bir sürü kişi var. Onları da düşünmem lazım diyorum ve böyle bir toparlanıyorum. Şimdi devam işin ediyorum. Mutfak kısmına bakınca dediğim gibi bizde de bir sürü ekmek yiyen insan var ve gerçekten insanların bir şeyleri kazandığını gördükçe mutlu oluyorum ve ister istemez bir iş yaparken aile gibi oluyoruz onlarla. Birçok yerden dua alıyoruz. Ütücüsünden, paketlemesine, temizlemecisinden, atölye kısmına bir sürü kişi de işe istihdam sağladığımız için arkaya baktığımda o mutluluk bana yetiyor. Üretim kısmı gerçekten çok yorucu, çok meşakkatli ama bir o kadar da keyifli bir bölüm. Evet, gülü seven dikenine katlanıyor. Öyle. Zahmetsiz rahmet olmaz. Aynen. Her zaman bunu söylüyorum. Peki bu Covid-19 döneminde etkilendiniz mi? Şimdi ilk etapta biraz bizi sıkıntıya soktu ama sonrasında maşallah bizim Avrupa olduğu için ilk Avrupa'daki müşterilerimin dükkanları bir ay boyunca kapalı kaldı. Sonrasında tamamen insanlar online'a döndü. Artık insanlar evde durdukça neyi nasıl yaparım diye düşünürken sürekli Facebook, Instagram, Twitter orada zaman geçirirken sosyal medyadan alışverişe kendilerini kaptırdılar ve sonrasında maşallah bizi yani etkilemedi. Biz çok güzel bir dönem geçirdik. Evet. Hani, çok şükür. Ben de fark ettim yani şunu fark ettim ki bu sosyal medyanın bu Covid-19'da aslında pek hanımlar aktif oldu. Evet, sürekli alışveriş halindeydi. Bunu fark ettim. Peki bu senenin renkleri neler? Bizde genelde hani bu senenin renkleri yine toprak tonları, pudra, gri, indigo, haki yeşili, siyah, mürdüm. Bu renkler bu sene yine moda. Özellikle kiremit tonları, toprak tonları bunlar bu sene bayağı revaçta. Evet. Artık sezon bitiyor sezon, değil mi? Bizim sezonumuz yavaş bitti. Biz normalde sezonu 5. ayın sonunda bitirmiş oluyoruz ve yeni sezona geçiş yapmış oluyoruz. Ağustos'un sonunda Allah nasip ederse 20'sinde kış sezonunu açmış olacağız. Kışın peki bizi ne renkler bekliyor? Nasıl renkler kışın bekliyor? Kışın genelde soft tonlar. Hani böyle çok patlayan renkler gitmiyor. Hani kışın bir trikolar soğukluğu falan var ya ister istemez o etkiliyor sizi. Yine hakiyle gri, özellikle gri ve siyah tonları inanılmaz vurgulayıcı bir şekilde gidiyor yani. Evet. İlk önce modeli yapıyorsun. Deniyorsun, çıkartıyorsun. İlk kritikleri bizde oluyor. Her zaman ilk numuneyi ben kendi üzerimde deniyorum. Çünkü bir bayan olarak ilk başta ben giyiyorum. Kritiklerine bakıyorum. Hani neydi, nasıl rahat hareket ediyorum. Bazen hani yürüyoruz, trikoda en önemlisi. Yürürken dizisi çıkıyor mu? Veya kol kısmı kasıyor mu? Abdest alırken en önemlisi bir bayan. Evet. Abdest alırken ne kadar rahat bir şekilde abdest alacağını bile düşünüp mecbur o şekilde üretim yapmaya çalışıyoruz. Evet, mesela bazı hanımefendiler evet abdest alırken ya da işte bebek emzirenler oluyor. Onlara önden düğme istiyorlar. Evet. Bunlar onların isteği doğrultusunda mı biraz da hareket yani ediyoruz? Yani şimdi şöyle bayan olarak ben kullandığım için hem anne olarak hem bir iş kadını olarak ayrıca bir ev hanımı olarak hep pratik nasıl ne şekilde kullanırım diye bakıyorum. Ona göre üretimi geçiriyoruz. Çünkü dediğim gibi dışarıdayken bile yeri geliyor daraldığınızda kolunuzu yukarıya çekebiliyorsunuz. Evet. Veya üstünüzü çıkarırken veya işte bebek emzirirken bunlara hep dikkat etmek evet. gerekiyor. Peki ileride hedefin ne? Şu anda neyi hedefliyorsun? Ben de hayaller bitmiyor. Evet. Hedefler de bitmiyor. Evet. Bazen eşim diyor ki ya diyor, Allah aşkına daha bir şey düşünme. Ya, sen her bir şey düşün. Daha yeni bir fikir çıkıyor. Yeni bir ben bir sikileniyorum bir falan diyordu. Ama işte beyin fırtınası. Sürekli bir beyin fırtınası yapınca insan ister istemez bir mutlu oluyor. Evet. O zaman işin de ileri boyuta taşıyabiliyorsun. Ama zaten hepimiz için öyle değil mi? Bir kek yaparken bile mesela bir sonrakine diyorsun ki şunu da ekleyeyim diyorsun. Bir sonrakine şunu da ekleyeyim. Bir de şöyle deneyeyim falan şimdi diyorsun. Şimdi erkekler bizim gibi çok geniş düşünmüyor ama biz bayanlar daha renkli ve daha geniş düşünüyoruz. Evet. Bundan dolayı da bir sonraki hedefim Allah nasip ederse daha geniş kitlelere hitap etmek. Şu an çok şükür aklımdakini yaptım ama Rabbim daha çok ilerisini nasip ederse
Evet. Yani yeni yeni fikirlerimiz tabii de var. Tabii tabii yeni fikirler var ama sürpriz. Söylemeyelim. Yani takipte kalsınlar. Evet. Peki şöyle de bir durum var. Mesela kışın, kış sezonundan bahsediyoruz. Az önce söyledim. Yeni sezon artık geliyor. Artık yaz bitiyor. Bitiriyoruz yazı. Yaz bitti zaten. Bizde 5. ayda bitiyor. Evet. Peki kış sezonunda yine böyle elbiseler mi olacak, takımlar mı olacak, yoksa işte bluzlar mı? Sen çok tiyo vermek istemiyorsun ben anlıyorum bu sene, ama. Bu sene biraz sim ama biz kattık. De merak ediyoruz bu şimdi. Bu sene biraz sim kattık ürünlerimizde. Bir tık daha farklı olsun dedik ve soğuk ipliğe geçtik. Daha böyle dökümlü trikolara geçiş yaptık. Güzel ürünlerimiz var. Yine basing kullanılacak şekilde. Hem günlük hem gerilik farklı kombinler yaptık. Takım olarak ikili takım var. Ayrıyeten de yine dışarıya çıkarken üstümüze atıp giyebileceğimiz pançolarımız var. Yani yine rengarenk bir kış bizi bekliyor. Ve senin ürünlerinin şu durumu güzel. Büyük bedenler de giyinebiliyor. Büyük yani, bedenlere de hitap edebiliyoruz. Şimdi talepleri dinliyoruz. Bizim için önemli olan biz müşterilerimizin taleplerini dikkate alıyoruz. Mesela diyor ki şurasında bir sıkıntı var. Ya bir tık daha büyük beden yaparsanız İşte müşterilerimiz bundan istiyor diyorlar. Biz de diyoruz ki bütün şikayetlerinizi bize söyleyin. Biz onların üstünde oynama yapalım ve size daha iyi bir hizmet sunalım diyoruz. Ve her defasında dikkat ediyoruz. Arz talep tabii. Gibi. Yani bizimki hep arz ve talebe göre ilerliyor. Çünkü siz çok iyi bir hizmet verdiğiniz zaman sonrasında müşteri size memnuniyetle dönüyor. Ama siz müşterinin dediğine kulak tıkarsanız ister istemez hem müşteri kaybediyorsunuz hem de dönüş olarak hoş olmuyor. Evet. Peki mesela böyle çok ilginç bir anın var mı bu işe başladığından beri karşılaştığın? Az önce konuğumuza da sordum. Herkesin hayatında mutlaka karşılaştığı bu iş durumlarında ilginç anısı olmuştur. Benim var, hiç unutmuyorum. İlk perakende satış yaptığım zaman Avrupa'ya açılmamın ilk kaynağı Zeynep Hanım, hiç unutmuyorum onu. Ürün almıştı. Bayağı da yüklü bir ürün almıştı. Çünkü o eskiden Avrupa'da bu kadar kolay ürün temin edilemiyordu. Bizim de mağazamız 8 seneye dayanıyor. 8 sene öncesi de alışveriş yaptığında bayağı büyük bir alışveriş yaptı. Ürünü gönderdik, gümrükten geçmedi. Sonra kadının bayana ulaşmadı. Sonra tekrardan bir daha gönderdik. Tekrardan gitmedi. Yani dedik Emine Hanım dedi ürün elime ulaşmadı dedi. Ben de dedim ki ben ne yapacağım bu ürünü size göndereceğim dedim. Sonrasında ben özel bir kargo şirketiyle anlaştım. Dedim ki bayanın ürününden hiçbir kar etmedim. Ama dedim benim için söz senettir, söz namustur. Her zaman deriz ya bizim toplumumuzda öyle. Ürünü gönderdim. Sonrasında bana öyle güzel bir hediye göndermiş ki Avrupa'dan. Dedi ki sizin sözünüz gerçekten senetmiş ve gerçekten dürüstlük her zaman insana kazandırıyor. Yani bir işi yaparken dürüstlüğünüzden ödün vermediğiniz sürece gerçekten ilerliyorsunuz. Ben hep aslında bunu söylüyorum. Dürüst olmak lazım. Yani her açık şeyden olmak önce lazım, net olmak lazım ve bu kelimon gibi olmamak gerekiyor. Evet ama ben şunu fark ettim. Sen zaten çok fazla dürüstsün. Yani bazı huylarımızı benzetiyorum. Şeffaf olduğu gibi. Neysen o. Zaten hani, öyle olmak gerekiyor. Sosyal medya dediğimiz mecra birazcık şey de oluyor. Hani göstermelik de olabiliyor bazı şeyler. Ama bana hep şey diyorlar işte sen doğal olduğun için belki de seninle arkadaşız bu kadar seviyoruz. Ya insanlar samimiyet istiyor. Samimiyet istiyorlar. Şimdi mesela yapay bir ilişki gerçekten devam etmiyor. Menfaate dayalı bir ilişki devam etmiyor. Biliyorsunuz 8 senedir bir muhabbetimiz evet var. Her ne kadar sık görüşemesek de ben ama hala ya, aynı bağ devam sosyal ediyor. Sosyal medya dutlukken biz buralardaydık. Az önce bu muhabbetini yaptık. Evet. Gerçekten önemli olan kalabilmek. Hani evet, bazısı işte şu kadar takipçim var, bu kadar takipçim var diyor ama takipçi sayısının önemli değil. Ben evet her zaman bunu söylüyorum. Önemli olan kalıcı takipçinin olması. Bir de yolunda seninle gerçekten yoldaş olan, arkadaş gerçekten olan. Öyle. Ben mesela bir diyorum ki işte arkadaşlar rahatsızım. Dün mesela bir moral bozukluğum vardı. Bir şeyle alakalı. Hani hepimizin hayatının içinde olabilecek şeyler. Hep birlikte o kadar güzel dualar ediyorlar ki bence gerçekten sosyal medyayı kullanırken de belki evet her şey ticaret değil ama samimiyetle de alakalı. Bizim firmalarımıza da ben bunu söylüyorum. Diyorum ki birazcık samimiyet olduğu zaman olduğunuz gibi olun. Siz böyle bir insansınız. Dümdüz devam edin yolunuza. Şöyle bir bağ oluşturuyoruz. Bazen devam edeceğiz ama kısa bir reklam arasına gidelim gelelim. Evet Emine Kılıç'la devam ediyoruz. Emine söz sende.
Sözünüzü diyoruz ki her şey samimiyet, her şey iyi niyet. Kalbinizle herkes kalbinin ekmeğini yer. Evet. Kalbinizi düzgün tuttunuz. Başarıya gerçekten giden yol aslında samimiyetten ve iyi niyet. Evet, belki güzel kalple yaptığımız her şey bize geri döner, değil mi? Tabii, herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Evet, aynen öyle düşünüyorum ben de. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Çok mutlu oldum uzun zaman sonra da. Seni burada gördüğüm için sosyal medyada yine aktifiz. Aynı şekilde devam ediyor. Satışa devam ediyor ama çoğunluk evet. Toplum üzerine devam ediyor. Evet. Takipte kalsınlar, yeni ürünlerimizi beklesinler. Aynen. Yeni ürünler ne zaman çıkacak tam olarak? Ağustos'un 20'si Allah nasip ederse. Ağustos'un 20'si. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Avrupa'daki müşterilerimizi yeni sezonda bomba gibi geliyoruz ya, inşallah. Avrupa üzerine çok bastırarak söyledik şimdi aslında şöyle, ama. Araplarla, yabancılarla hani daha çok İngilizce konuşmaya çalışıyorum ve Google'dan çeviriyle. Evet. Bayanlarım başaramayacağı hiçbir şey yok. En evet. Önemlisi bunu söyleyeyim. Bazen bakıyorum Çince konuşuyorum, bazen bakıyorum İngilizce konuşuyorum ama bir şekilde çevirerek. Bir şekilde gerçekten orada da samimiyeti yansıtıyorsunuz. Ama Avrupa şöyle gerçekten hani bizim Türk toplumu ya. Evet. Gurbetçi arkadaşlarımız, onlar aile ya. Aile, ben gerçekten aileden görüyorum onları ve gerçekten çok seviyorum. İyi ki varlar. Allah eksikliklerini göstermesin. O yüzden üstüne basa basa Avrupa diyorum. Değil mi? Yani ama aynı şekilde ülkemizde tabii, diğer de ülkelerdeki, hizmet verebiliyoruz. Tabii. Yani kendi veriyoruz. Ülkemizdekileri de hizmet veriyoruz ama çoğunluk hani bizim sadece ihracat değil aslında. Perakende satışımız da var ama dediğim gibi çoğunluk artık hani bizim satış noktalarımıza yönlendiriyoruz. Türkiye'deki mağazadaki satış noktalarımıza yönlendiriyoruz ki sadece ben kazanayım demiyorum. Bizim de birlikte bizim ürünlerimizi satan herkes kazansın diyorsun. Ama ürünlerde şunu da fark ettim Emine. Mesela topukluyla giyinerek işte bir düğüne, kına gecesine, özel bir güne gidilebilir. Her günlük. Babetle birlikte evet. De günlük olarak kullanılabilir ürünler sanırım. O yüzden sanırım, diyoruz o yüzden ya, basic ve salaş ürünler bu yüzden seçiyoruz. Hani kişi içinde o kadar çok rahat etmeli ki. Anın tadını yaşasın. Önemli olan o. Yani bu şekilde devam edersek, güzel düşünürsek her şey daha güzel olur. Her şey yine niyete bağlı. Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben de çok ayaklarına teşekkür sağlık. Ediyorum. Yine bekleriz inşallah. Sonra da bir akşam sözüm var. Evet. Bu haftada artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Üzülerek sizden ayrılıyorum. Haftaya yine buradayız. Hoşça kalın.